Şimdi sizin ekibinizdeyiz Sibel Hanım ve kimle yarışıyoruz? Hilal. Hilal 19 yaşında bir konservatuarlı. Gerçekten harika bir sesi var. Benim çok hoşuma gitti. Ve dinleyen herkes de çok etkilenecek Hilal'den. Peki, VTR'mizi izleyelim. İzleyelim. Ondan sonra tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bugün çok heyecanlıyım. Ses ihbarı aldım. Çok merak ediyorum. Bakalım gidelim hemen. Harika bir ses. Yani o sese bir an önce gitmek istiyorum. Hilal Coşkun 19 yaşında. Bir konservatuar öğrencisi. Gerçekten Türkiye'deki bütün herkesin bu sesi acil dinlemesi lazım. Yani gerçekten uzun zamandır bu kadar güzel türkü söyleyen... Allah Allah! Süper! Süper! Şuraya bakın. İşte bu Allah vergisi bir şey. Yani eğitimli olması da ballı lokma tatlısı derler ya. Yani mis gibi bir ses. Mis gibi bir ses. Çok güzel. Sesi çok güzel. Hemen gitmek istiyorum ben. Bu güzeller güzel. Ne kadar da güzel maşallah. Canım benim, hemen dinlemek istiyorum onu. Devam edelim. Biraz hızlı. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Canım benim, işte Hilal'i bizde ihbar eder. Evet. Canım benim. Vallahi ben heyecanla bekliyorum. Yani arabada dinle dinle doyamadım sesine. Anlat bakalım biraz Hilal'i. Yani küçüklüğünden beri hep şarkı söylüyor. Zaten çok küçük yaştan beri müzikle ilgili. Evet. Konservatuarda okuyor. Aile peki destek mi? Yani aile çok destek. Yani iyi bir müzisyen olacağı, şarkıcı olacağı kesin. Nerede Hilal? Şurada. Ha, şuradan mı geçelim? Şunu al. Ne güzel, senin sesinin güzelliği ne olacak? Ha, Hilal Coşkun, 19 yaşındayım, Bilecikliyim. Konservatuar okuyorum burada, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitim Bölümünde okuyorum. Bugün yeğenim Kanlıca'da dedi, bir yoğurt yiyelim. Sonra oturduk, yerken bir iki dakika geleceğim falan demişti. Ben de tamam dedim, oturuyordum. Döndüğünde Sibel Can da geldi, ben şok oldum. Çok az, çok az duysak şurada, bize bir şeyler söylesen. Konservatuarı kazandığım uzun havayı biraz söyleyeyim. Öyle mi, konservatuarı bu uzun havayla kazandın? Şubu hicran yanar canım, töker kan çeşmi giryanım. Ya. Çeşmi geryanım, o yadar ergef kanım. Gara baktım uyanmazmış, uyanmazmış ay ay. Felekler ya. Aynı anda kaç makam birden geçişler falan, o seslere basmak, bunlar hiç kolay şeyler değil. Hiç kolay şeyler değil. Gerçekten büyük bir ustalık istiyor, Allah vergisi bir yetenek istiyor. Bir de sen tabii bunu
taçlandırmışsın konservatuara giderek. Yani bilmiyorum. Çok güzel. Duygun çok güzel. Yani ruh var derler ya, böyle duyarak söyleme. Onu ben özellikle hissediyorum sende. Çok güzel. Senin gibi güzel bir sesle gerçekten yola devam etmemiz müthiş olacak. Hiç hayal etmezdim. Kanlıca'da oturup Sibel Can'la birlikte aynı kafede benim için geleceğini hiç hayal etmezdim. Az önce de söyledim, ben bu kadar güzel bir sesin, siz de bana destek olun. Sen zaten desteğini en başta yaptın. Sen böyle. Ekibimde görmek istiyorum ben seni. Yani biz beraber olun. İstiyor musun? Bu şansı değerlendirmek istiyorsun. O zaman sesi çok güzel. Sesi çok güzel esen. Gerçekten hoş geldin, şeref verdin. Bu güzel, bu güzel sesinde. Ben çok mutluyum. Bu yarışma için gerçekten iddialıyım. Gerçekten de güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Sesi çok güzel. Yoğurttan yediniz, sürpriz yaptılar sana herhalde. Aynen öyle. Kim ihbar etmiş seni? Benim amcamın oğlu Bilecik'ten Eray Coşkun. O ihbar etmiş, evet. Neyi hazırladın bize, neyi söyleyeceksin? Söz müzik anonim bir eser. Yeşil başlı Gövel Ördek. Alkışlar tekrar Hilal için geliyor ve orkestra için geliyor, sahne sizin. Buyurun. Sağlık, nefesine sağlık. Çok teşekkürler, sağ ol. Siz de başlayalım Gökhan. Ben en son söyleyeyim. Sen en son söylemek istiyorsun. Sertap? Fena değil. Fena değil. Fena değil geldi. Gel yanıma, çok gel. Çok teşekkür ederim. Şaka. Sıra sende şaka. Gökhan. Yani ben şey, deminki gibi oldu aslında biraz. Yani Sertap'a katıldığım gibi aslında şu anda aynı şeyi söylemek zorundayım. Biraz Zara gibi söylediği için, sevgili Zara gibi söylediği için. Hani kendi
yorumu değildi sadece ama sesi çok güzel tabii ki. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Aldınız önce bağlı. Evet, Sibel Hanım, siz ne diyeceksiniz? Benim hoşuma gitti. Yani şarkı da yakıştı, yakıştı. Ben mutluyum senden hayatım. Çok teşekkür ederim. Güzel söyledin. Sağ ol. Çok güzel söyledin. Acaba Hilal %50 barajını geçip yarışmaya devam edebilecek? Görelim. Sıfırdaydı ama çok süratli gidiyor bu. Yok yok geçer. %50'yi geçer ama. Aha ne oluyor lan? Ne yapıyor? Çok teşekkür ederim. Benim. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağ olun dedi Hilal. Sizi takım ateşiniz üzerinde uğurluyoruz. Alkışlarla tebrik ediyorum. Sesi çok güzeldi. Geriye tam 7 yarışmacımız kaldı. Ancak ikinci etaba 6'sıyla devam edeceğiz. Elenecek bir yarışmacı daha bulmamız gerekiyor. Onu da gene performanslarına göre seyircimizin verdiği puanlamadan yapacağımız sıralamayla belirleyeceğiz. İlk 6 bir sonraki etaba geçecek. 7. kişiyi ne yazık ki elemek zorunda kalacağız. Evet. Böyle muallak tartışmaya gerek yok. Açalım, görelim. Hilal 1. Aslı Özkök, 2. Şehriban Duman, 3. ve sıra geldi Sibel'e. Ya çok kötü bir durum bu. Şimdi Adana'ya gittim. Canım benim, seninle de İstanbul'da çok güzel böyle bir şeyler yaşadık. Burada performanslar. Hele senle Adana'da yani bu tıraş yapıyordu ya. Adamcağızın biri yüzü köpük içindeydi. Karşılaştık ailesi, çocukları. Yani müthiş bir aile. Ben bilmiyorum ki çok tuhaf bir durum ama kalkın aya bakalım. Kalkın ben çok uzatmak bakalım. İstemiyorum. Dediğim evet. Gibi ben hemen aslında kararımı vermek istiyorum. Çok uzatmadan. Bu bölümü hiç sevmiyorum. Hemen söyleyip gidecek hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum ben. Ama bir altın kartım olduğunu unutmuyorum. Sizler de unutmayın çocuklar. Peki. Bir altın kartım olduğunu unutmayın. Tamam mı? Evet. Unutmayın. Gel sıradan. Karar ver. Aslan. Valla Sen ikinci bölümde işi patlattın Sibel. Ben sana söyleyeyim. Bak, bu kadar bekleyince ben dedim acaba son anda kararını mı değiştirdi filan. Kızı bile yüreğini ok battın. 82-54 yani burada. Evet. Evet. Değil mi Murat kesinlikle, abi? Kesinlikle. Evet sevgili seyirciler. Fox ekranlarında sesi çok güzeldi. Birazdan final etabına başlıyoruz. Bu... Birbirinden sesi çok güzel. 3 yarışmacı. Birazdan sizin huzurlarınızda ikinci şarkılarını seslendirin. Sesi çok güzel. Bahçe duvarından açtım. Alkışlar Hilal için geliyor. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele.
şahın ince bele. Evet, finalistleri yanıma alayım lütfen alkışlarla. Düşmeden gelin, dikkat edin. Evet. Buyurun. Şöyle. Evet ama... Üç fıstık kardeşimiz finale kaldı. Bir tanesi bizimle büyük finalde yarışmaya hak kazanacak. Sıra geldi. Sesi çok güzel de bu haftanın şampiyonunu açıklamaya. Karar? Şimdi buyurun siz buyurun. Üç dakikamız var ya. Üç dakika ya. Ben Şerivan diyorum. Çünkü geçen hafta gerçekten yaktım altın kartımı falan filan. Ne? Bir hani... Ben de şöyle söylüyorum. Tabii ki Şerivan çok güzel ses, çok şeker, çok tatlı ama ben finalde Aslı'nın renk katacağını düşünüyorum. Siz hani tabii ki böyle işte Amy Winehouse falan sesine çok benziyor söylüyorsunuz ama zaten 13. bölüme kadar çok fazla bu tarzda yani Şehriban gibi, geçen haftaki Mutlu gibi çok fazla ses olacağı için ben Aslı'nın... Yani hani... Onu bilemeyiz. Tahminen diyorum ben ama renk katacağını düşünüyorum. Hani beraber de karar verebiliriz 13. bölümde bu arada hani Aslı'nın söyleyeceği şarkıya. O yüzden Aslı'yı ben sonuna kadar savunuyorum şu an. Hilal'in de gerçekten hani hoş bir gırtlağı var kızım. Evet. Yani seyirciden aldığı her şey ortada. Bir daha söyle falan diye alkış aldı bir de çocukcağız bilmiyorum ben. O türküden ben. Ama. Ama sadece türküden değil. Türküden. Öyle mi? Ben katılmıyorum. Çünkü Neşet Ertaş'ın türkülerine herkes söyleyemez. Yani tabii var ki söyleyemez ama var yani, hareketli olduğu için, var. Böyle çok katılımcı bir şarkı olduğu için, evet. Türkü olduğu için onun ben etkisi çok fazla. Şerivan'ın çok kendisi ya. Şerivan yani 17 evet yaşında, ya. Çok kendi, her şeyle kendi. Yani hiçbir şey giymemiş ya, o saflığı, o duruluğu beni bitirdi yani. Yani öyle tabii yani ki ama... Yani iyi de bir ses. Çok hani iyi ses. Şey ben de, bunu kabul edeyim. Şey durum var ya hani söylüyoruz ya mesela Sibel de söyledi işte başka bir şey söyleyebiliyor mu diye. Şimdi ben hani Aslı'nın çok yönlü bir kız olduğunu düşünüyorum. Şehriban'a baktığın zaman hani sadece türkü mesela söylüyor. Şehriban ileride Safiye Ayla'nın okuduğu bir Türk sanat müziği şarkıyı acaba söyleyebilecek mi? Aslı'ya da söyletiriz. Ama benim bizimki mesela söyleyebilir çünkü zaten hani konservatuvarda. Yani benimki çok acayip söyler. Hadi. O zaman de, şöyle yapalım. Ben Şehriban diyorum. Ben de Aslı diyorum. Sibel sen, senin oyunla burada birini seçeceğiz bence. Bu gece öyle göre. Ben bırakmayacağım bu gece Şehriban'ı. Ben de bırakmayacağım Aslı'yı. Ne yapacağız? Artık son bir dakika ve gidip müdahale etsem mi acaba? Bir bakayım ben şunlara bakayım ne yapıyorlar. Evet, Emre biz bir şey yapamadık. Evet. Emre gel Allah biz aşkına ya. Biz yedik birbirimize bir şey yapamadık. Süreniz doldu mu? Süreniz doldu evet. Yani ben diyorum ki abi şöyle bir şey söylüyorum. Ben çok adaletli bir şekilde söylüyorum. Geçen hafta da gayet adaletli bir şekilde merit etmiştim biliyorsun. Kendi şarkıcım değildi. Finalde Aslı'nın renk katacağını düşünüyorum. Renk katacağını ben düşünerek... Ben konuşmak istiyorum. Aslı diyorum ben. Ben bilmiyorum. Diyorum ki geçen hafta ben birincimi... Dedim ama ki arkadaşlar kusura bakmayın ve altı kartımı kullanarak hatta... Sen haftaya bunu... tekrar yarışacak onu... Hayır ama ben kartımı kullandım. Düşünebiliyor tamam, musunuz yaptığım şeyi? Ama yani ben tercih. Böyle bir fedakarlık yaptım ve ben Şerivan diyorum. Çünkü kız kendi. Aslı daha yolu var bence. Ben bayılmadım Aslı'nın sesine ama Şerivan'ın arkasından giderim. Net söyleyeyim. Bence ben kesinlikle... Benim Hilal'ime ne olacak kız? Bülbül gibi okudu yani. O da doğru. Benim Hilal'im ne olacak gariban Hilal? Üçüncü de katılıyorum. Üçü de güzel söylediler. Tamam bir karara vardık sanırım. Evet. Elimde iki tane zarf var. Çünkü üç yarışmacı olduğu için önce üçüncüyü açıklayacağım. Sonra ikinciyi açıklamama gerek kalmadı zaten. Direkt birinciyi açıklayacağım. Bunu bırakayım. Sıra geldi. Sesi çok güzel de. Haftanın? Bu haftanın şampiyonunu açıklamaya. Tüm samimiyetimle söylüyorum. İçinden ne çıkarsa çıksın. Doğru kararı verdiğinize inanıyorum. Çünkü birbirlerine çok yakındı performansları. İyice gıcıklandırayım sizi. Hadi bir sarılın da o zaman ben de öyle. Yavaş yavaş. And Oscar Ghost tadında zarfı açayım.
Alkışlar. Fox ekranlarında bu haftanın sesi çok güzel yarışmasında Aslı Zeynep Özkök için geliyor. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık, nefesine sağlık. Konservatuar yaşantın devam ediyor zaten. Evet. Bu bir ilkti, bir deneyim oldu senin evet. için. Söylemek istediğin son şeyler varsa onları alalım. Sonra da seni alkışlarla uğurlayalım. Ben önce Sibel hocama, sonra Gökhan hocama, evet. Sertap hocama, sağ ol. Stüdyoda bulunan değerli seyircilere ve orkestraya çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel. Alkışlar Hilal için. Seni de uğurluyoruz.